Çanakkale Savaşı sırasında siperlerin gerisinde en çok ihtiyaç duyduğumuz ağrı kesici morfin idi. Doktorlar ağrı kesici bulmakta zorlanıyordu. Ve bu yüzden bir nöbet tutuyorlardı. Ameliyathane olarak kullanılan çadırın önüne bir masa konulmuştu. Sedyeyle getirilen her yaralı önce o masaya konuluyordu. Masanın başında doktor, elinde enjektör, enjektörün içinde ağrı kesici. Doktor ilk muayeneyi yapıyordu ve yaşama olasılığı yüksek olan, ameliyat edilirse yaşayabilecek olan askere ağrı kesiciyi yapıyordu. Oysa gelen her yaralının ağrı kesiciye ihtiyacı vardı. Fakat ağrı kesici çok çok azdı. Herkese yapılamazdı. Masaya bir yaralı asker konuluyor. Doktor muayene ediyor. Öyle çok zamanı da yok. Sedeciler kuyrukta bekliyor. Bunu kaldırın. Asker bağıra çağıra, ağlaya inleye gidiyordu. Hemen yeni bir yaralı konuluyordu doktorun önüne. Bunu kaldırın, bunu kaldırın, bunu kaldırın. Ha, bu ameliyat edilirse yaşar. Yaşama olasılığı yüksek bir yaralı bu. Kararını verip ona ağrı kesici yapıyordu. Her askerin ağrı kesiciye ihtiyacı var ama yok, ağrı kesici çok az. Yine bir yaralı konuyor doktorun önüne. Bunu kaldırın ve yaralı askerden bir ses. Baba! Askerin yüzüne bakıyor doktor. Oğlu. Öz evladı. Önünde perişan bir durumda. Herkes doktora bakıyor. Doktorun elinde ağrı kesici. Doktor oğlunun yüzünü seviyor ve sedecilere sadece şunu söylüyor. Bunu gölge bir yere kaldır. Ve o doktor görevini bir başka arkadaşına devrettiğinde yaralı askerlerin yanına koşuyor. Çoğu çoktan ölmüş. Oğlunu buluyor arada. Oğlu son nefesini vermiş. Doktor oğlunu kucaklıyor. Ona sarılıyor ve gözyaşları içinde diyor ki, beni affet oğlum, babanı bağışla, onu sana yapamazdım. O senin hakkın değildi oğlum, o senin hakkın değildi. İşte bu topraklar hakkı olmadığı için bir tek ağrı kesiciye bile oğlundan esirgeyen o güzel insanlar tarafından vatan yapılmıştır. Ve bizim Çanakkale Savaşı'nı kazandığımız o tarihi anlardan biri, Doktor Tarık Nusret'in hakkı olmadığı için o ağrı kesiciyi öz evladına yapmadığı an idi.